Geçen yaz kızı Carla'yı kucağına alan Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, eşi Emir Medina ile bir restoranda kameralara takıldı. Kemer, evlat sahibi olmanın çok kolay olmadığını ama yaşattığı mutlulukla tüm zorluklara değdiğini anlattı. Ne öğretiyorsunuz, nasıl gidiyor? Ne yapayım, bebek bakıyorum. Evet, bugün müsait olduğunuz çıktınız galiba. Evet, ben de inanamıyorum ve yani 2 saate yaklaşmış. Böyle kameradan falan bakıyorum, şey diyorum, vay be, şu an kendimi açtım ve 5 dakikada bir kamera istiyorum. Emir de şey diyor, hayır Cem, hani bir 15 dakika bekle, 20 dakika bekle. Valla zor oluyormuş yani. Nasıl büyüyor peki bebek Carla? Bebek güzel. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve sanırım ki bütün anneler öyledir. Yani artık onu anladım. Çok kolay bir şey değil ama çok güzel bir şey. Değer yapın yani. Cemre Kemer evden çalışabildiği için çocuğuna kendisinin baktığını belirtti. Bakıcısı var mı peki, yoksa aileler? Yardımcı bir ablamız var. Benim annem biliyorsunuz 2 sene önce rahatsızlandı. O yüzden öyle çok yardım edebilecek bir şey de değil. Ama ben zaten saçım var. Ben zaten evden çalışabildiğim için hani bu sosyal medya işimi. O yüzden rahatlıkla kendim bakıyorum. Saç çıkmıyor, farkında mısın? Peki ya, annelik size neler hissettiriyor? Neler değişti? Büyürken neler hissediyorsunuz çocuklar? Annelik hayatta her şeyin o noktadan sonra boş geldiği bir şeymiş bir kere. En başta hani onu söyleyebilirim. Yani o doğduktan sonra ve bakıyorsun böyle bu kadar saf, bu kadar mükemmel bir şey. Ondan sonra her şey boş geliyor. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek. Kemer'e bazı ünlü annelerin sık sık bakıcı değiştirdiği hatırlatıldı. Peki Cemre Hanım, yardımcıdan konuştuk ya, yardımcıyı alırken nelere dikkat ettiniz biliyorsunuz son dönemde? İyi bir insan olsun, güler yüzü olsun, işte daha önceden çocuk bakmış olma deneyimine sahip olsun falan filan. Tabii ki bunlara yani öyle özellikle bir şeye tabi tutmadım açıkçası. Bazı ünlü anneler hani birçok bakıcı değiştiriyor, evet. Birçok şeyden rahatsız oluyor. Hani ondan dolayı size sordum. Aynı evde birlikte yaşadığınız biri oluyor sonuçta. Eve bir, yani aileye biri daha gelmiş gibi oluyor. Zor bir şey tabii ki. Herhalde o yüzden sıkıntılar yaşamışlardır ama ben Allah'a şükür öyle bir şey yaşamadım. Ben biraz da şeyimdir, uyumlu bir insanımdır. Geçmişte Hepsi grubuyla unutulmaz şarkılara imza atan Cemre Kemer, müziğe tekrar dönmeyi düşünmediğini ifade etti. Yeni projeleri var mı, yoksa daha çok bir dijital alanda mı kendini görüyor? Bu dijital alanda şu an devam edeceğim. Özellikle çocuk olduktan sonra özellikle hani böyle TV ya da çok uzun saatler yer alan bir şey zaten yapamam. Ya baksana 2 saattir dışarıdayım, şu an acayip oldum yani. Büyük ödül gibi değil mi sizin için? Aynen aynen. Ya bir de biz hani müzik yaparken 15 sene hiç durmadan çok iyi bir şekilde yapıp çok güzel bir noktada bunu bıraktık. Ondan sonra tekrar hani dönüp oraları tırmalamaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani müziğe artık hep sizin hayatınızda ikinci planda mı olacak? Tabii tabii, yani şu an öyle. Şu an zaten hani bu dediğin gibi dijital ortamda yaptığım şeyden gayet memnunum. Çünkü evdeyim, çocuğumla ilgileniyorum ve bir yandan canım ne isterse onu paylaşıp tanıtıyorum. Dolayısıyla bana iyi gelmeyen bir şeyi de kimseye sunmuyorum. Aynen. Dolayısıyla bu özgürlük beni çok mutlu etti. 36 yaşındaki Cemre Kemer, müzik yapmanın artık kendisine iyi gelmediğini dile getirdi. Size peki neden iyi gelmiyor şu an müzik yapmak? Çünkü o çok farklı bir disiplin ve ona gerçekten biz 24 saatimizi, her şeyimizi vererek çalışıyorduk. Şu anda da öyle bir şey yok. Şu an benim için öncelik bebek, aile. Ve böyle mutluyum açıkçası. Bir de yani, tamam ben 36 yaşına geldim artık, daha neyi zorlayacağım? Okey yani. Cemre Kemer'in Hepsi grubundaki arkadaşı Gülçin Ergül, geçen ay geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Kemer'in ertesi gün ürün tanıtımı yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmiş ve ünlü şarkıcıya eski dostu ölüm acısıyla sarsılırken nasıl böyle paylaşımlar yapabildiği sorulmuştu. Siz bir yakınınız böyle korkunç bir olay yaşadığı zaman sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bence bu ayıp bir şey. Yani bunu şova çevirmek, bunu yani ne yapsaydım yani ben onunla kendim özel bir iletişime geçmeyip sosyal medyadan takip edenlerin merakı gitsin diye oradan mı? Ya yani bu çok ayıptır yani. Bunlar böyle malzeme edilip şov haline getirilemez. Yani. Biz zaten hiçbir zaman öyle insanlar olmadık biliyorsunuz. O yüzden de... Siz ziyarete gittiniz herhalde, anladığınız kadarıyla. Yok, ziyarete gitmedik. O şu an zaten benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da da çok fazla durmak istemiyor. Ya
onun hakkında ya çok kötü bir süreç ya. Yani çok fazla bir şey söyleyip onun kendi açıklamadığı bir şeyi de açıklamak da bana düşmez. Ama yani bir düşünün, Allah korusun, kendi yerinize koyun. Korkunç bir şey yani. Allah kimsenin başına vermesin. Kemer ikinci kez anne olmayı ise düşünmediğini vurguladı. Hemen bir kardeş düşünür müsünüz hazır? Tamamen bebekle ilgileniyor. Bir yeter. Yoruyor şu an. Düşünme, hem şu an yoruyor hem de mesela Kalyan'ın süt ve süt ürünlerine bir alerjisi çıktı. Benim hayatımdan bütün hani bütün bu bebek ve emzirme sürecinde benim hayatımdan bütün her şey çıktı şu an. Hani onun diyetine göre yaşadığım, onun saatine göre yaşadığım düzenliyorum. Bir tane daha kardeş, bir de bu sorular şimdi sorulmazmış biliyor musun? Erkenmiş. Sonra anneler neler yaşadığını unutuyormuş. Ondan sonra bizim böyle kardeşlerimiz olmuş yani. Bu peşi sıra olanlar da genelde galiba yanlışlıkla oluyor. Hani dolayısıyla şu an aklımdan bile geçiremem. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.